5 Soruda Bir Film'in bu bölümünde hayalet yazar konulu filmler arasında kendine önemli bir yer edinme potansiyeline sahip, kitaplar üzerine çok şey söyleyen Mystery of Henry Pick var. Yayın evleri tarafından reddedilmiş kitapların toplandığı büyük bir kütüphane, birden fazla karakterin hayatlarına tek bir kitapla dokunuyor. Artık yaşamayan, gizemli bir pizzacının yazdığı hikaye, edebiyat dünyasında olay oluyor. Bu başarıdan rahatsız olan eleştirmen Jean Michel, kitabın gizemli yazarını araştırmaya karar veriyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Remy Besançon'un yaptığı filmde başroldeki Fabrice Luchini adeta döktürüyor. Ona eşlik edenler arasında Fransa'nın son dönemde dikkat çeken kadın oyuncularından Alice Isaac de yer alıyor. Diğer karakterleri canlandıran oyuncularsa adeta bir satranç taşları gibi konunun önemli parçaları haline geliyorlar. Agatha Christie tarzı bir kovalamacaya dönüşen filmde eleştirmen bir dedektif rolüne bürünüyor. Carrément. Mais c'est l'hôtel de Dieu, ça perd gamme. Filmin en güzel taraflarından biri de gerçeği bulma yolculuğu sırasında oluşan bir kitabı başarılı yapan nedir, günümüzde kitap pazarlama yöntemleri nelerdir gibi çarpıcı sorular sormasıdır. Et ce livre-là, il n'a jamais été traduit en français. Yapımı film, bir Fransız, Belçika ve Rusya ortak yapımı. Aşağı yukarı bir haftada geçen bir hikayeyi anlatan filmde sonbahar mevsimi etkileyici bir fon olarak kullanılıyor. Yönetmen Paris'e Fransa'nın kırsal bölgelerinde geçen filmde kasaba ve şehir arasındaki geçişleri yine aynı tonda renklerle vermeyi başarmış. Ve bu açıdan izlerken filmin hikayesine odaklanmamızı da kolaylaştırıyor.